Merhaba arkadaşlar, kombinasyon bir testiyle karşınızdayız. Didem Hanım'ın mücevher kutusunda 3 kolye, 6 yüzük, 2 çift küpe ve 5 bilezik vardır. Didem Hanım 1 yüzük, 1 kolye, 1 bilezik ve 1 çift küpeyi kaç farklı şekilde seçebilir? Şimdi seçme olduğu için her zaman işin içerisine kombinasyon girecek. 3 tane kolyeden birini seçecek. Yani 3'ün birlisi diyeceğiz. Daha sonrasında 6 tane yüzükten bir tanesini seçecek. 6'nın birlisi dedik. 2 çift küpeden birini seçecek. Bir çift seçecek. 2'nin birlisi. Ve 5 tane bilezikten yine bir tanesini seçecek. 3'ün birlisi 3. 6'nın birlisi 6. 2'nin birlisi 2 ve 5'in birlisi 5'tir. Bunları yan yana çarptığımızda 180 farklı şekilde seçebilir. Cevabımız D seçeneği. 3, 4, 5, 6, 7, 8 sayılarının her biri şekildeki çember üzerinde bulunan yuvarlak kutucukların içine yazılacaktır. Herhangi iki asal sayı yan yana bulunmamak koşuluyla bu sayı yuvarlak kutucukların içine kaç farklı şekilde yazılabilir? Şimdi baktığınızda burada 3, 5 ve 7 sayısı asal, 4, 6 ve 8 sayısı ise değil. Yani 3'ü asal, 3'ü değil, yan yana asallar olmayacak. Şimdi ben burada asal olmayanlardan 3 çarpı 3, daha sonra bir tane asal seçtiğimde 2 çarpı 2 ve 1 çarpı 1 kadar farklı seçim yapabilirim. Buradan 36 gelecek. 6 tane köşe olduğu için 36 çarpı 6'dan cevabımız 216 olacak D seçeneği. Bir derneğin yönetim kurulu 6 erkek ve 4 kadın üyeden oluşmaktadır. Bu kişiler arasından önce dernek başkanı, ardından 2 başkan yardımcısı seçilecektir. Seçilen başkan erkek ise başkan yardımcıların her ikisi de kadın. Seçilen başkan kadın ise başkan yardımcılarının her ikisi de erkek olacaktır. Buna göre bu seçim kaç farklı şekilde yapılabilir? Şimdi seçilen başkan erkek ise 6 tane erkekten bir tane başkan seçtiğim anda başkan yardımcılarının her ikisi de kadın olacak. Yani 4 tane kadından da 2 tane başkan yardımcısı seçeceğim. 6 çarpı 6'dan 36 farklı seçenek olacak. Bir de ben başkanı kadın seçebilirim. Yani 4 tane kadından bir tanesini başkan olarak seçer. 6 tane erkekten de 2 tanesini başkan yardımcısı olarak seçebilirim. Bu da 4 çarpı 15'ten 60 farklı seçim yapacak. Toplamda 96 farklı şekilde bunları seçebileceğiz. Yukarıdaki kutulardan bir sesli harf, bir sessiz harf ve bir rakam alınarak bir şifre oluşturulmak istendiğine göre kaç farklı şifre oluşturulabilir? Şimdi sesli harflere baktığımızda 4 tane sesli harfimiz var. Birini alacağız, yani 4'ün birlisi kadar seçebiliriz. Sessiz harflere baktığımızda 5 tane sessiz harfimiz var. 5'in birlisi kadar seçim yapabiliriz. Ve rakama baktığımızda 3 tane rakamımız var. 3'ün birlisi kadar seçim yapabiliriz. Buradan 4, buradan 5, buradan 3 gelecek. 4 çarpı 5 çarpı 3'ten 60 farklı seçim yapabileceğiz. Cevabımız A seçeneği. Yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Şimdi 6'nın birlisi 6'dır. Permütasyon 4'ün üçlüsü. İkinci seçeneğe bakalım. 4 faktöriyel bölü 4 eksi 3 faktöriyel olacak. Aşağısı 1, yukarısı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1'den 24 gelecek. İkinci seçeneğimiz de doğru. 8'in üçlü kombinasyonu demek 8'i 3 kere aşağıya indir, yani 3 kademi aş. Ve aşağıyı da 3, 2, 1 diye aç demek. Bu bunun kısa yoludur. Burada hangi sayı varsa 8'e o kadar indirgersiniz, o kadar basamak. 8, 7, 6, 3 basamak indirgedim.
Aşağısını ise tamamen açtım. Buradan 6'lar gitti. 7 kere 8'den ilk kısım 56 geldi. Permütasyon 3'ün ikilisi ise 3 faktöriyel bölü 3 eksi 2 faktöriyeldir. Yani 3 faktöriyel. 3 faktöriyel de bizlere 6'yı getirir. 56 ile 6'yı toplarsak da 62 yapar. Her 3 öncülümüzde doğru cevabımız E seçeneği. 8'in ikili ifadesinin A cinsinden değeri kaçtır? Şimdi 7'nin birlisi demek 7 demek. 7'nin ikilisi demek ise 7'yi 2 basamak açıyoruz. Aşağıyı da komple açtık. 7 kere 3'ten 21 demek. 7 artı 21 eşittir A ise A seçeneğimiz buradan 28 gelecek. Şimdi 8'in ikilisini hesaplayalım. 2 basamak açıyoruz. Aşağıyı da aynen açtık. Bunlar sadeleşti. 7 kere 4'ten 28 geldi. O zaman A'ya eşit olmuş oldu. Cevabımız A seçeneği. Bir dans grubundaki dansçılardan 3 kişilik bir dans takımı 35 farklı şekilde oluşturulabiliyor. Buna göre aynı gruptan 2 kişilik bir dans takımı kaç farklı şekilde oluşturulabilir? Gruba en kişi dediğim anda en'in üçlüsünün 35 olduğunu görüyorum. Burada tabii ki en çarpı en eksi 1 çarpı en eksi 2 bölü 3 çarpı 2 diyerekten gidebilirsiniz. Fakat küple uğraşırsınız. 7'nin üçlüsü arkadaşlar 35'tir. Bunları bir süre sonra zaten kafanızda tutacaksınız. Şimdi 7'nin ikilisine bakacağız beraber. Bu da 7 çarpı 6 bölü 2'den 21 gelecek. Cevabımız B seçeneği. Bir okulun basketbol takımında ikisi kardeş olmak üzere toplam 9 oyuncu bulunmaktadır. Bu oyunculardan 5 tanesi maça başlayacak kadroda yer almak üzere seçilecektir. Kardeşlerin ikisi de bu kadroda olacak biçimde kaç farklı şekilde seçim yapılabilir? Şimdi 5 tane seçecek ve bu kardeşler bu kadroda olacak. O zaman geriye 3 farklı seçenek kalıyor. Kardeşler 2 kişi olduğu için geriye 7 tane oyuncu kalıyor arkadaşlar. 7'den 3 kişiyi seçeceğiz. 7'nin üçlüsü 7 çarpı 6 çarpı 5 bölü 3 çarpı 2'den 35'tir. Cevabımız C seçeneği. Aşağıda düzgün altıgen şeklindeki hücrelerden oluşturulmuş bir şekil verilmiştir. Beyaz hücrelerin bazıları kırmızı renge boyanacaktır. Kırmızı hücrenin içine yazan sayı o kırmızı hücre ile ortak kenarı olan ve kırmızıya boyanacak toplam hücre sayısını göstermektedir. Buna göre hücreler kaç farklı biçimde boyanabilir? Şimdi buna ortak olan 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane var. Ve ben 6 tanesinden 3'ünü boyayacaksam 6'nın üçlü kombinasyonuyla bulurum. 6 çarpı 5 çarpı 4 bölü 3 çarpı 2'den cevabımız 20 olacak D seçeneği. Üniversite 4. sınıfta okuyan Müjdat 24 kredilik ders seçecektir. Ekonomi, istatistik, muhasebe ve matematik dersleri 6'şar kredi. Edebiyat, işletme, küresel vicdan ve tarih dersleri 3'er kredidir. Müjdat 24 kredilik dersi kaç farklı şekilde seçebilir? Şimdi burada 24 kredilik bir ders var. Burada da her biri 6'şar kredi olan 4 tane ders var. O zaman bunu alabilirim. İlk seçeneğim 4'ün 4'üsünden bir farklı seçim yapabilirim. Daha sonra ben bu kısımda 24 krediyi tutturabilmek için 3 tane buradan seçerim. Toplamda 18 kredi olur. Daha sonra 2 tane de buradan seçerim. 6 kredi gelir ve yine 24 krediye toplamış olurum. Yani 4'ün üçlüsünü seçtim. Yanına da 4'ün ikilisini seçtim. Bu da 4 çarpı 6'dan 24 farklı şekilde seçim getirebilir. Bir diğer ihtimal ise şu. Ben buradaki 6'şar kredilik dersten 2 tane seçebilirim. Toplamda 12 kredi olur.
Buradaki 3'er kredilik dersten ise 4 tane seçebilirim. Yine toplamda 12 kredi olur ve toplamı 24 krediyi verir. Üçüncü seçenek için yazdığımızda 4 tanesinden 2 tanesini seçtim. 4 tanesinden 4 tanesini seçtim. 6 çarpı 1'den 6 gelir. Başka bir ihtimalim yok. Bunları topladığımızda da cevabımız 31 olacak B seçeneği. A kümesinin 3 elemanlı alt kümelerinden kaç tanesinin elemanları çarpımı bir negatif tam sayıya eşittir? Şimdi burada negatif tam sayıya eşit olabilmesi için ya ben 1 tane negatif alacağım, 2 tane pozitif alacağım. 2 pozitif, 1 negatif sayının çarpımı negatiftir arkadaşlar. Şimdi 1 tane negatif, toplamda 5 tane negatifimiz var. 5'in birlisini seçeceğiz. 2 tane pozitif, toplamda 3 tane pozitifimiz var. 3'ün ikilisini seçeceğiz. Buradan 15 farklı seçenek gelecek. Veya yine çarpımın negatif olabilmesi için ben 3 tane negatif sayıyı seçerim. 5 tane negatif sayım vardı. 5'in üçlüsünden bu da 10 getirecek. Toplamda 25 farklı seçim yapabilirim. Cevabımız B seçeneği. 15 kişilik bir sınıfta erkek öğrencilerin oluşturduğu ikişerli grupların sayısı kız öğrencilerin sayısına eşit olduğuna göre sınıftaki kız öğrenci sayısı kaçtır? Şimdi burada 15 kişilik bir sınıf var. Erkek öğrencilere en diyorum. Bu durumda kız öğrenciler 15 eksi en oluyor. Erkek öğrencilerin oluşturduğu ikişerli gruplar en'in ikilisi kız öğrencilerin sayısına eşitmiş. Yani 15 eksi n'e. Denklemimiz bu şekilde. Burada n faktöriyel bölü n eksi 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel vardır. 15 eksi n'e eşitse n faktöriyel bölü n eksi 2 faktöriyel. Burası 2 olduğu için şu kısımla çarpıyoruz. 30 eksi 2 n'e eşit. N faktöriyeli de n çarpı n eksi 1 çarpı n eksi 2'ye kadar indiriyorum. Faktöriyelden kurtarmak için 30 eksi 2 n'e eşit. Bunlar birbirini götürdü. N kare eksi n 30 eksi 2 n'e eşit oldu. Yani n kare artı n eksi 30 eşittir 0 oldu. N'in burada pozitif değeri 5'tir. Benden istediği kız öğrencilerin sayısı 15 eksi 5'ten 10 olacak. Cevabımız E seçeneği. 2 Temmuz 2020 Perşembe ile 15 Temmuz 2020 Çarşamba günleri arasındaki günler ve bu iki günde dahil olmak üzere bu 14 gün içinden iki farklı günde birer toplantı yapılacaktır. Toplantılardan en az biri hafta içi olacak biçimde bir düzenleme yapmak istendiğine göre bu düzenleme kaç farklı şekilde yapılabilir? Şimdi 2 Temmuz Perşembe ile 15 Temmuz Çarşamba arasında takvime bakarsanız eğer 10 tane hafta içi gün var. 4 tane de hafta sonu günü var. Şimdi en az bir tanesi hafta içi olacak biçimde 2 tane toplantı yapıyorum. Bir tanesini hafta içi seçerim. Bir tanesini hafta sonu seçerim. Buradan 40 gelir. Veya ben her ikisini de hafta içi seçebilirim. Buradan da 45 gelir. Toplamda 85 farklı seçim yapabilirim. Cevabımız A seçeneği. Aşağıda 1'den 6'ya kadar olan doğal sayılarla numaralanmış 6 kart gösterilmiştir. Beyza bu kartlar arasından numaraları toplamı çift sayı olan 3 kart seçecektir. Buna göre Beyza kaç farklı seçim yapabilir? Numaraları toplamı çift sayı olacaksa birinci olarak 3 tane çift seçebilir. Herhangi 3 çifti seçtiğinde numaraları toplamı çift olacaktır. Elimde zaten 3 tane çift var. 3'ün üçlüsünden 1 gelir. Veya Beyza 2 tane tek sayı seçer. Bunun yanına 1 tane çift sayı seçtiğinde
Yine numaraları toplamı çift sayı olur. 3 tane tekim var, ikisini seçtim. 3 tane çiftim var, birini seçtim. Buradan da toplamda 9 farklı seçeneğim var. İkisini topladığımızda cevabımız 10 olacak, B seçeneği. Kombinasyon 2 testinde görüşmek üzere.